Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Es salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Hayırlı geceler, gecemiz mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile etsin. İnşallah bir an evvel şu musibetin, şu virüsün def'ine vesile etsin. Şu beraberlikler, çünkü malum Cenab-ı Hak aklımızı başımıza getirmek için bazen semavi tokatlarla, arzi tokatlarla, bazen bir mikropla, bir virüsle insanları ikaz edip insanların tekrar Cenab-ı Hakk'ın dergahına iltica etmesini netice versin diye, insanları uyandırsın diye bu musibeti göndermişken, ha bu musibetten kurtulmanın yolu olsa olsa uyanmak, kendimize gelmek, hakikatlara dönmek, Cenab-ı Hakk'a iltica etmekle olur. Öyleyse virüsün maddi tedbirleri var. Maskemizi takacağız, mesafeyi muhafaza edeceğiz, şunu yapacağız, temizliğe riayet edeceğiz, ama asıl virüsün sebebini ortadan kaldırmak gerekiyor. Sebebi ise bizim gafletimiz. Uyanmaya olan ihtiyacımız. Sebebini ortadan kaldırmadan sonucunu ortadan kaldıramazsınız. Öyleyse uyanmak, gafletten silkelenmek, daha çok bu iman derslerine sarılmak, terk etmek değil ha. Tedbiri ise diyor başka bir yerde, azami faaliyet ve hizmet içinde tedbir olarak mütala ediyoruz diyor. Yoksa Allah göstermesin, hizmeti muvakkaten veya tamamen bırakmak manasında değil diyor. Ha, yoksa Allah muhafaza, ne kadar biz şu iman derslerini terk etsek, ne kadar gaflete girsek, ne kadar virüsü bahane edip şu iman hakikatlerinden uzaklaşır, şu mekanları boşaltırsak, o kadar daha çok virüsü celbetmiş oluruz. Musibeti kendi üzerimize cezbetmiş oluruz. Ha, o yüzden sadaka belayı def eder diyor, hadis var. Sadakanın en makbulü ise İnsanlığın imanının kurtuluşu noktasında insanlığa bir şey vermek. Ebedi hayatını kurtaracak hakikatleri insanlara ulaştırmak. En büyük sadaka buymuş. O yüzden şu iman dersleri çok musibetlerin def'ine vesiledir. Tatile uğradığı zaman, terk edildiği zaman musibetler, belalar yol bulur gelir Allah muhafaza. Öyleyse hem maddi hem manevi tedbirde geri kalmayacağız inşallah. Şimdi bu akşamki ders de çok insanların kafasını kurcalayan, çok insanları meşgul eden, yani bir Müslüman bile bile cenneti cehennemi bildiği halde, müminin arkasında Allah var, öyle ya, karşısında şeytan var. Nasıl şeytanın desiselerine uyar, nasıl nefsine uyar, niye terk eder? Bu nefsi terbiye etmenin, bu nefsin üstesinden gelmenin, hele şu ahir zamanda, adeta ordular hükmünde, sokağıyla, televizyonuyla, arkadaş ortamıyla, bütün nefisler ittifak edip hep beraber hücum ederken, şu vaziyette nefsi terbiye etmenin, bu işin üstesinden gelmenin, bu meselenin altından çıkmanın yolu nedir? Ne yapmak lazım? Bu ahir zamanda nasıl nefisle mücadele edilir? Bununla alakalı birkaç yer okuyacağız inşallah. Çok önemli bir nokta bu. Çünkü şimdi düşünün mesela, düşmanlar her türlü silahla hücum ediyorlar. Yeni teknolojilerle, şunlarla bunlarla, lazerli silahlarla, kıtalar arası vuran füzelerle, siz hala eski usul kılıç kalkanla meydan okumaya çıkıyorsunuz. Bu vaziyette matematiksel olarak kaybetmek zorundasınız. Ne kadar yiğit olursanız olun. Niye? Çünkü düşmanınızın silahıyla silahlanın diye hadis var. Düşmanın hücumuna karşı, düşmanın silahına karşı, ha, onun silahıyla mücadele etmek gerekiyor. Şimdi bu asırda nefis, şeytan adeta bütün teknolojiyi, bütün imkanları, bütün nefsin, bütün duygularını, hissiyatlarını ayağa kaldırıp hep beraber hücum ederken, asrın dersini almak. Bu asırda
şeytanla mücadeledeki tarzı, yöntemi bilmek gerekiyor. Yoksa eski usul, nefsin boynunu kır, belini bük, aç bırak, susuz bırak, nefsin üstesinden gel bakalım, mümkün mü değil mi? Mümkün olsaydı yapan olurdu. Ha, nefsin karşısına dikilerek, onunla dişe diş mücadele ederek, nefsi adeta değil mi kırmak, ezmek, bükmek, itaat ettirmek mümkün değil. Öyleyse asrın yöntemini kullanmak gerekiyor. Nereden belli bu yöntemin asrın yöntemi olduğu? Bu tarzın asrın tarzı olduğu, bu zamanın derdinin devası olduğu, bu zamanda nefisleri dize getirecek yegane yöntem olduğu nereden belli? Milyonlarca gençlerin pervane gibi şu hakikatlerin etrafında koşması, her türlü günahların cazibesine rağmen elinin tersiyle hepsini itip de gelip şu mekanda diz çöküp şu hakikatin önünde oturmaları, bu ahir zamandaki bütün cazibeye karşı kahramanca mücadele etmeleri, burada bir hakikat var. Burada nefsi dize getirecek bir yöntem var. Nefsin bütün oyunlarını, şeytanın bütün hilelerini bozacak bir tarz, bir usul, Kur'ani bir yöntem keşfedilmiş. Bu bunun delilidir. Şu anda değil mi, milyonlarca insanın şu hakikatlara koşması, bu hakikatlara kulak vermesi, öyleyse bu gençlerin gençlik çağında bütün nefsani duygularına rağmen çıkıp da gelip şu hakikatlere kulak vermeleri, bu meselenin cazibesine kapılmaları, öyleyse ha burada nefsi cezbeden, nefsi terbiye eden, nefsi yola getiren, istikamete sokan bir tarz, bir usul, bir yöntem keşfedilmiş, bulunmuş ki değil mi? Neticeleri, meyveleri ortada. Şimdi şu beşinci işaret var 13. lemada Hikmetül İstiaze Risalesi'nde. Bu Hikmetül İstiaze Risalesi'nin özelliği adeta şeytanın ve nefsin bütün hilelerini bozan, şeytandan nasıl istiaze edilir? Yani şeytanla mücadele edilir demiyor bakın. İstiaze. Biz şeytanla mücadele edecek kalıpta değiliz. Şeytan binlerce yıllık tecrübesiyle peygamberlere musallat olmuş. Biz kimiz ya? Bizi 10 kere cebinden çıkarır. Öyleyse nedir? Ayet emrediyor. Festaiz billah diyor. Ha. Ne yapın? Şeytandan Allah'a sığının. Zaten Cenab-ı Hak şeytanı bize musallat etmesinin sebebi kulları şeytanla mücadele etsin diye değil. Mücadeleye gücümüz yetmez. Şeytandan Allah'a sığınsın diye. Şeytan da bir musibet. Musibetler dergah-ı ilahiye sevk eden birer kader kamçısıymış. Demek şeytan bir kamçı, şeytan bize vurdukça biz Rabbimize iltica edeceğiz. Onu onun sahibine şikayet edeceğiz. Onun dizginleri elinde olan zata müracaat edeceğiz. O zaman şeytandan ancak kurtuluruz. Şeytanın oyunlarını ancak Rabbimiz bozar. Bizim elimizden gelmez. Ha. Şimdi bu derste Kur'an'dan alınmış asrın insanına musallat olan insi ve cinni şeytanların oyunlarını bozan Allah'a nasıl iltica edileceğini ders veren bir bölüm. Cenab-ı Hak kütüb-ü semaviyede beşere karşı cennet gibi azim mükafatı ve cehennem gibi dehşetli mücazatı göstermekle beraber çok irşat, ikaz, ihtar, tehdit ve teşvik ettiği halde ehli iman bu kadar esbab-ı hidayet ve istikamet varken, yani Allah yoluna gitmeye, hidayete, istikamete bu kadar sebepler, tehditler, teşvikler, cennet, cehennem gibi büyük mükafatlar, cezalar varken, ehl-i iman bu kadar esbab-ı hidayet ve istikamet varken, hizb-ü şeytanın mükafatsız, çirkin, zayıf desiselerine karşı mağlup olmaları bir zaman beni çok düşündürüyordu. Acaba iman varken Cenab-ı Hakk'ın bu kadar şiddetli tehditlerine, tehdidatına ehemmiyet vermemek nasıl oluyor?
nasıl iman gitmiyor? Çok önemli bir nokta bu. Yani ha, şu manayı insan alemine alamazsa, anlayamazsa, Allah muhafaza, ehli imanın da bazı hatalarından, kusurlarından dolayı hemen çizgiyi çeker. Ya şu adamın bir de Müslümanım diyor, bir de nur talebesiyim diyor, bir de beş vakit namaz kılıyor, yaptığına baksana deyip, yaptığı bir hatadan, bir kusurdan, bir günahtan dolayı hemen çizgiyi çekip, zaten şeytan bizden onu istiyor. Ehli imana, değil mi şimdi, ehli iman nereye sığınacak? Ehli iman, ehli imana sığınacak. Şimdi bir hatasından, bir kusurundan dolayı da biz çizgiyi çektik mi, tekmeyi vurduk mu, doğru şeytanın kucağına attık mı? Şeytana oyuncak oldu, tam şeytanın işine yaradı. Ha, şu ders çok önemli o yüzden. Yani bir zaman beni çok düşündürüyordu diyor. Düşündüren ne? Yani Cenab-ı Hakk'ın cennet gibi azim bir teklifi var, mükafatı var. Şimdi bir adama iki kişi teklifte bulunsa, kimin teklifi daha büyükse onun peşinden gider, doğru mu? Şimdi Allah aşkına, şeytan bir taraftan çağırıyor. Cenab-ı Hak da bizi davet ediyor. Kimin teklifi daha büyük Allah aşkına? Şeytan ne vaat ediyor bize? Şeytanın vaat ettiği hiçbir şey yok. Ama Cenab-ı Hak dünyada, sıratta, mahşerde, ebediyette hep saadet vaat ediyor. Hep cennet vaat ediyor. Vaat ettikleri, değil mi, ebedi ve sonsuz olduğu halde. Şimdi bir adama iki kişi tehdit etse, hangisinin tehdidi daha ağırsa onun dediğini yapar, doğru mu? Şimdi bir de terk ettiğin, yapmadığın takdirde ebedi ve sonsuz cehennemle tehdit eden bir Allah var. Şimdi bunca teşviklere, bunca tehditlere, sonra Cenab-ı Hakk'ın inayeti var, himayeti var, yardımı var, bütün bunlara rağmen müminin arkasında Allah var. Ona rağmen insan nasıl olur da Cenab-ı Hakk'a sırtını döner, değil mi? Cenab-ı Hakk'ın yolunu terk edip nasıl şeytanın peşinden gider? Ehli iman iken nasıl şeytana uyar, nasıl günahlara girer, nasıl acaba şeytanın elinde maskara olur diye, çok önemli bir nokta bu. Ha, şimdi bundan önceki, şey, bundan sonraki derste günah-ı kebireyi işleyenin, büyük günahları işleyenin dinden çıkmadığını, imansız olmadığını, hatta imanının zayıflığına da delil olmadığını ispat ediyor. Yani büyük günaha girmesi onun imansızlığından gelmiyor. Ha, imanının göstergesi neymiş? Günahının arkasındaki mahcubiyeti ve pişmanlığı. Ha, başka yerde çünkü şöyle bir ifade var. Büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmez ve aldırmazsa diyor, o imandan hissesi olmadığına delildir. Bakın, büyük günahları işleyen demiyor. Yoksa büyük günahları işleyenleri şeytan ne yapar oradan? Ya sen Allah'a inandın, peygambere inandın, kitaba inandın, ona rağmen hala Allah yokmuş gibi, ahiret yokmuş gibi, cehennem yokmuş gibi bu günahı rahatça işleyebiliyorsan, öyleyse senin dinin, imanın, İslamiyetin yok, boşuna kendini Müslüman sayma deyip şeytan ne yaptı? Sağdan yanaştı, vicdan yaptırdı, oradan seni her çibatabat zaten battı balık yan gider deyip günahların doğru ortasına çekiverdi. Ha, şu şeytanın oyununu bozmak gerekiyor. Yani bir şekilde ne halde olursa olsun ehli imanı şeytanın eline bırakmamak gerekiyor. Yeniden yakalayıp yeniden rahmet-i ilahiyeye iltica etmesi için çabalamak gerekiyor. Acaba iman varken Cenab-ı Hakk'ın o kadar şiddetli tehdidatına ehemmiyet vermemek nasıl oluyor? Nasıl iman gitmiyor? İnne keyde şeytani kâne zayıfen sırrıyla. Şeytanın gayet zayıf desiselerine kapılıp Allah'a isyan ediyor. Hatta benim arkadaşlarımdan bazıları, şimdi işi nereye getiriyor bakın. Hatta benim arkadaşlarımdan bazıları, burada ne var biliyor musunuz?
şu derse gelip giden, yıllarca şu hakikatlerin içinde bulunan insanlar da hata yapabilir, kusur işleyebilir. Hatta davaya muhalefet bile edebilir. Onların o hatalarından, kusurlarından, muhalefetlerinden dolayı onları da diyor silip atmayın. Onların da aleyhine geçmeyin. Onların da gıybetini yapmayın diyor. Oraya getiriyor işi bak. Hatta benim arkadaşlarımdan bazıları 100 hakikat dersini kalben tasdik ile beraber benden işitti. Bediüzzaman Hazretlerinden direkt ders dinlemiş. Yüzlerce defa dinlediği halde ve bana karşı da fazla hüsnü zanlı ve irtibatı varken kalpsiz ve bozuk bir adamın ehemmiyetsiz riyakarane iltifatına kapıldı, onun lehinde benim aleyhimde bir vaziyete geldi. Vay be! Yani birden ne oldu? Yüzlerce dersi benden dinlediği ve kalben de tasdik ettiği halde, bu yola girdiği halde birden ne olduysa şeytana uydu, benim aleyhime geçti, nefsin peşine takıldı. Diyor ki bakın, ehli dünyanın ve ehli dalaletin iltifatına kapıldı, onun lehinde benim aleyhimde bir vaziyete geldi. Fesübhanallah dedim. İnsanda bu derece sükut olabilir mi? Yani böyle bir adam nasıl bu kadar alçalır? Nasıl böyle düşer? İnsanda bu derece sükut olabilir mi diye dedim. Ne kadar hakikatsız bir insan idi diye o biçareyi gıybet ettim, günaha girdim. Vay be! Nasıl hakikatsız bir insanmış. Bu adam hiç girmemiş ki bu davanın içine. Yüzlerce dersi dinlediği halde nasıl bu hareketi yapabiliyor? Nasıl böyle bir tavır takınabiliyor? Nasıl bütün dinlediği dersleri, kabul ettiği bu hakikatleri birden silip atabiliyor? Ne kadar aşağı, ne kadar alçak bir adammış bu diye onun aleyhine geçtim, gıybet ettim, günaha girdim diyor ya. Sonra sabık işaretlerdeki hakikat inkişaf etti. Karanlıklı çok noktaları aydınlattı. O nur ile lillahilhamd hem Kur'an-ı Hakim'in azim tergibatı ve teşvikatı tam yerinde olduğunu, yani o mümin, o yüzlerce iman dersini dinleyen şahsiyet neden acaba böyle bir hale girebiliyor? Neden şeytana uyabiliyor? Neden kalpsiz, fasık bir insanın iltifatına kapılıp da onun lehinde, benim aleyhimde bir vaziyete düşebiliyor? Nasıl böyle bir alçaklık gösterebiliyor diye merak ettim. Onun o hale düşmesinin sebebini tahlil ettim, masaya yatırdım. Neden böyle bir halde? Niye bu hale düştü? Neydi bunu bu hale getiren diye. Sonra diyor, sabık işaretlerdeki hakikat inkişaf etti. Karanlıklı çok noktaları aydınlattı. O nur ile lillahilhamd hem Kur'an-ı Hakim'in azim tergibat ve teşvikatı tam yerinde olduğunu. Çünkü bundan önceki mevzuda da, yani Kur'an'da düşünün mesela, sadece Rahman suresinde 31 defa aynı ayeti tekrar söylüyor. Kime söylüyor? Muhatap kim? Müminler ya. Defalarca şeytandan istiaze edin. Aman şeytana uymayın, şeytandan paçayı kurtarın, şeytan sizin en büyük düşmanınızdır diye defalarca ikaz ediyor. Şimdi diyor ki bunca ihtar, bunca ikaz acaba mümin insanları hakikatsiz göstermiyor mu? Yani bir adama bir şeyi bir kere söylersin, iki kere söylersen, üç kere, beş kere, on kere söyledin mi adam ne der? Ben hain değilim. Bir kere söylesen yeter. Adam olana bir kere söylenir. Niye 10 kere, 100 kere? Öyle ya, şimdi sizin yanınızda birisi birisine 30 kere aynı şeyi söylese ne dersiniz? Ya bu adam herhalde çok alçak, çok hain. Laftan sözden anlamaz bir adam olduğu için bu kadar tekrarlıyor dersiniz, değil mi? Ama Kur'an en halis müminlere tekrarla, ısrarla, şiddetle, defalarca ikaz edip, değil mi, aynı hakikati söylüyor. Niye acaba? Bütün bu müminleri hakikatsız, sebatsız göstermiyor mu? Şimdi onu anlatıyor bakın. Sabık işaretlerdeki hakikat inkişaf etti. Karanlıklı çok noktalar aydınlattı. O nur ile
lillahil hamd. Hem Kur'an-ı Hakim'in azim tergibat ve teşvikatı tam yerinde olduğunu. Yani bunca ihtar, bunca teşvik, tekrar tekrar ikaz etmek abartı değil, fazlalık değil, israf değil, tam yerinde. Niye? Ya bu müminlere ancak 30 kere söylersen anlar. Değil. Şimdi müminlerin sebatsızlığından, zayıflığından, hakikatsızlığından dolayı değil bu tekrar. Neden? Kur'an niye şiddetle tekrar ediyor? Şeytanın dehşetinden, şeytanın şiddetinden, şeytanın mesleğindeki kolaylıktan, basitlikten. Şeytanın işi o kadar kolay ki, çok küçük bir gayretle büyük tahribatlar yapabilecek bir fırsat, bir imkan var. Onun, değil mi, mesleği böyle. Bak. Ya şimdi düşünün mesela, adam aylarca, değil mi, böyle ibadetle, kullukla, bir Ramazan oruç tuttu, ibadet etti, tesbih etti, zikretti, barajı doldurmaya çalıştı. Ne kadar zor, değil mi? Ne kadar uğraştı yazın sıcağında. Sonra öyle enteresan ki, hele şu Ramazanların sonunda, bayramlarda falan böyle şeytan sanki böyle bayramlarda günah yazılmıyor. Bayramlarda her şey mübah, her şey helal, her şey serbestmiş gibi insanları o tatil havasına sokup öyle günahlara sokuyor ki, aylarca zor şer damla damla dolan o barajın kapaklarını bir açıveriyor, 2 saatte boşaltıyor. İşte göz kapakları. İnsanın maneviyat barajının kapaklarıymış bunlar. Haramlara doğru açıldı mı, Allah muhafaza, boşalıp gidiyor insan. Ve artık ibadetten, kulluktan, sohbetten, zikirden lezzet alamaz hale geliyor. Onun için artık manevi meseleler cazibesini, lezzetini kaybediveriyor. Ve zikirden nefretkârane uzaklaştırarak susturuyor. Ayaklarım gitmiyor abi diyor. Niye gitmez? Niye gitmez ki insanın ayakları iman dersine? Gitmez. Çünkü öyle ya şimdi, vücutta herhangi bir yerde bir yara oldu mu, bütün vücut orayla meşgul, değil mi? Ayağına bir diken bassa aklın orada, kalbin orada, değil mi? Canın orada, her şeyin orada. Onun gibi. Şimdi manevi cephede büyük bir darbe almış, yaralanmış, değil mi? Dermanı kalmamış. Maneviyattan lezzet alacak sağlığını, sıhhatini, zevkini, keyfini, maneviyatını kaybetmiş. Ya. Demek şu dersler bizi adeta yoğun bakıma alıyor. Tedaviye alıyor. Tekrar, değil mi, sağlığımıza döndürecek manevi vücudun değerlerini normale döndürecek serumlar veriyor. İnsan 2 kere, 3 kere, 5 kere derse geldi mi, şu iman derslerini okumaya başladı mı, hemen içinde bir şevk, bir aşk, bir coşku, bir lezzet. Ve inanın, iman derslerinin lezzeti, hizmeti imaniyenin, ondan sonra marifet derslerinin lezzeti, o dünyevi, nefsani, şehvani lezzetlerin tamamını insana unutturacak kadar büyük, azim, kıymetli, lezzetli. Ama işte o lezzeti alabilmek meselesi. Önce o lezzeti almaya çalışmak gerekiyor. Yani şimdi adam, düşünün mesela, kalbi durmuş. Kalp durdu mu, göz de görmez, kulak da duymaz, dil de tatmaz. Şimdi dili ne kadar uğraşırsanız uğraşın, kalp durduktan sonra tat veremezsiniz. Gözle ne kadar uğraşırsanız uğraşın, isterseniz gözü değiştirin, göz nakli yapın adama, yine gördüremezsiniz. Çünkü kalp durdu mu hiçbir bir işe yaramaz. Şimdi insanın maddi vücudundaki maddi latifeler, duygular böyle kalbe bağlı olarak çalıştığı gibi, manevi vücudundaki manevi duygular, manevi diller, manevi gözler, manevi kulaklar, bunların tamamı da manevi kalbe bağlı olarak çalışıyor. Şimdi bu asırda kalpler durmuş ve şu mekanlar, şu dersler, şu sohbetler adeta, değil mi, kalp pompalıyor. Çünkü adamın durmuş kalbi kendi kendine çalışmaz. Dışarıdan bir müdahale lazım. Değil mi? Ne yapacaksınız? Kalp masajı yapacaksınız. Sonra yavaş yavaş tık 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 derken
Birden gözler açılacak, kulaklar duymaya başlayacak, hayattan lezzet almaya başlayacak, maneviyattan keyif almaya başlayacak, manevi sağlığına, sıhhatine kavuşacak. O zaman bırakın siz onu taşımayı, o sizi taşımaya başlar. Kendisiyle beraber başkalarını da kurtarmak için gayrete girer. Ha. Şimdi öyleyse insanları kendi haline terk etmek. Adam kör mü canım? Okusun diyor ya. Bilmiyor mu cenneti cehennemi? Allah'ı peygamberi diyor. Allah Allah. Biliyor da arkadaş, bilmek yetmiyor ki ya. Adam şimdi düşünün mesela, hastanede yangın çıksa, komada yatan hastalar var, yoğun bakımda hastalar var. Biliyor yangını, kaçması gerektiğini de biliyor ama dermanı yok. Öyleyse, değil mi? Sırtını alıp götürme zamanı. Şimdi yangın var ama şu yangından, şu sefahatten, şu yazın rezaletinden kurtulacak, kaçacak derman yok insanlarda. Hepimiz için geçerli bu. Öyleyse ha, birbirimizi sırtlayıp bu yangından kurtarmaya, değil mi? Şu oluk oluk cehenneme boşalan şu akıntıdan kurtarmaya çalışmamız gerekiyor. Hiç kimseyi kendi haline terk etmeyeceğiz. Yoksa inanın biz de öyle. Şuradan, şu manevi ortamdan, şu cemaatten insan kuvvet alamasa, öyle ya, beraber yürürken birbirimizi tutup taşıyamasak, inanın Allah muhafaza etsin, kaptırır gideriz kendimizi. Anlayamayız bile ne olduğunu. Ya. O nur ile lillahil hamd, hem Kur'an-ı Hakim'in azim tergibat ve teşvikatı tam yerinde olduğunu, hem ehli imanın desaisi şeytaniyeye kapılmaları imansızlıktan ve imanın zayıflığından olmadığını. Allah Allah. Ehli imanın şeytana uyması imansızlıktan veyahut imanın zayıflığından değilmiş. Neden o zaman? Hem günah-ı kebireyi işleyenin, büyük günahları işleyenin küfre girmediğini, hem mutezile mezhebi ve bir kısım hariciye mezhebi günah-ı kebairi irtikab eden kafir olur veya iman ve küfür ortasında kalır diye hükümlerinde hata ettiklerini. Onlar demişler ki, eğer bir insan Allah'ın azabına, cehennemine inanıyorsa böyle bir cehennemi bile bile günahı işlemez. Şurada ateşi göre göre insan içine girer mi? Girmez. Öyleyse ya cehennemin varlığına inanmıyordur. Öyle ya. Ha. Ya da bakın, ya cehennemin varlığına inanmıyordur, yani imansızdır, ya da inanıyorsa bile bile ne yapmaz, asla onun içine kendini atmaz diye düz mantıkla demişler ki, bu büyük günahları işleyenler Allah'ın bunca ağır tehditlerine beş para ehemmiyet vermeyip bile bile o büyük günahların içine girenler demişler, dinden çıkar, imanı gider, ebediyen kaybeder diye mutezile mezhebi ve bir kısım hariciler diyor. Onlar şeytanın ekmeğine yağ sürmüşler. Ehli imanın günaha düşenlerini şeytanın kucağına itmişler. Bitmiş senin işin. Hangi yüzle hala Allah'ın huzuruna çıkıyor? Bunca günahı işledikten sonra daha ne işin var senin bu dergahta? Kendini mi kandırıyorsun, Allah'ı mı kandırıyorsun falan diye hep dilimize dolaşmış ya. Değil değil, öyle değil işte. Başka var mı gidilecek kapı? Başka dergah var mı? Ehli iman düştü mü kalkandır. Günaha bulaştı mı Allah'a iltica edendir. Ehli imanın, imanının ölçüsü günahla ölçülmez. Günahın arkasından gösterdiği pişmanlıkla ölçülür. Mahcubiyetle ölçülür. O mahcubiyet o insanı, değil mi? Ha, Cenab-ı Hakk'ın dergahında kıymetlendirir, yüceltir, yükseltir. Bir gün cezaevine mahkumlara ders yaparken mahkumlardan bir tanesi dedi ki, Allah dedi beni affetmez dedi. Ben dedi Allah'ın affedeceğini bilsem öyle bir tövbe ederim ki dedi. Şimdi şeytan onun ümidini kesmiş. Aslında bu zamana kadar işlediği günahlardan çok daha büyük, büyük bir günah işliyor o anda. Bak şeytanın işine bak.
büyük günahların içinde en büyük kebair dediğimiz büyük günahların içinde en büyüğü şirktir. Allah'a şirk koşmaktır. İkincisi Allah'tan ümit kesmektir. O anda bak Allah'tan ümit kestirerek bu zamana kadar işlediği günahlardan daha büyük bir günahı da o anda işletiyor şeytan. Ben dedi, inanmıyorum dedi. Beni affedeceğine inanmıyorum dedi. Dedim niye? Çünkü dedi ben dedi kendimi affedemiyorum dedi. Ben kendimi affedemiyorum. Allah beni nasıl affetsin? Ama Allah sana senden daha şefkatli ya. Sen kendine acımıyorsun ki. Kendine değil mi? Allah kadar şefkat ve merhamet edemezsin. Allah sana senden daha şefkatli. Sen kendini affedemeyecek vaziyetteyken bile o seni affeder. Dedim ki ya Allah'ın affından, merhametinden şüphe etme. Ümidini kesme. Allah affeder. Ya dedi hoca, sen dedi biliyor musun benim ne günahlar işlediğimi de böyle konuşuyorsun. Bol keseden dedi Allah affeder, Allah affeder. Ben dedi ne halklar karıştırdığımı kendim biliyorum. Ve ben kendimi affedemiyorum diyor. Allah beni nasıl affetsin diyor. Şimdi kıyası bir nefs deniyor buna. Allah'ı kendiyle kıyaslıyor. Ben diyor en fazla kendime acırım. Kendime, bana en fazla taraftar olan benim. Ama ben bile kendimi affedemiyorum diyor. Allah beni nasıl affetsin diyor. Haşa, Allah'ın rahmetiyle, merhametiyle kendi yarım yamalak merhametini kıyaslıyor. Dedim ki ona, sen kendini affedemediğin için Allah seni affedecek. Eğer sen kendini affetseydin, günahlarını hafif görseydin ve içinde bulunduğun vaziyetten bu derece mahcup, perişan, muzdarip olmasaydın, affı hak etmezdin. Çünkü büyük günahlardan daha büyük bir günah var. O da günahını küçük görmek. Günahı küçük görmek ne demek biliyor musunuz? Günah işlediğiniz zatı küçük görmek demektir. Çünkü günah işlediğiniz zat Allah ise o günahın küçüğü büyüğü yoktur. Ha, öyleyse günahın arkasındaki o mahcubiyet, o perişanlık Allah'a karşı değil mi? O perişan, o suçlu, mahcup tavırlar, o utanç içindeki vaziyet kulun affının en büyük vesilesiymiş ya. Tam bir iltica hali ama şeytan orada o halde, o vaziyette yanıp tutuşurken, utanç içinde, mahcubiyet içindeyken birden Cenab-ı Hak'tan affını bir istese Allah belki de onun eski günahlarını hep affedecek. Ama şeytan orayı tıkıyor hemen. O kapıyı kapatıyor. Boşuna diyor kendini kandırma diyor. Her türlü altı karıştır. Sonra gel. Var mı öyle bir şey diyor. Bunca yıldır diyor her türlü yola gir sonra gel. Zaten Allah'ın şanı budur. Allah'ın büyüklüğü budur zaten. Allah sen değil ki haşa. Ha. Biz öyleyiz değil mi? Bir kere adam hata yapar, iki yapar, üç yapar ama dördüncü artık deriz ki o. Ama 100.000 kere tövbeni bozsan yine gel. Bu yol ümitsizlik kapısı değil diyor. Zaten başka nereye gideceğiz? Bak hiçbir zaman şeytanın eline bırakmıyor seni. Çünkü Allah'tan ümidi kestiğin an şeytanın elinde oyuncaksın. Allah muhafaza. Ya. Günah-ı kebireyi irtikab eden kafir olur veyahut iman ve küfür ortasında kalır diye hükümlerinde hata ettiklerini hem benim o biçare arkadaşlarımın da 100 dersi hakkatı bir herifin iltifatına feda etmesi düşündüğüm gibi çok sükut ve dehşetli alçaklık olmadığını anladım. Cenab-ı Hakk'a şükrettim, o vartadan kurtuldum. Çünkü neden? Niye ehli iman iken şeytana uymak, 100 iman dersini dinlediği halde bir herifin iltifatına feda edip de şeytanın peşinden gidip, değil mi, aleyhine geçmek niye alçaklık olmasın? Niye büyük, dehşetli bir felaket olmasın? Niye dinden çıkarmasın? Niye Allah'a, ahirete, cennete, cehenneme iman ettiği halde cennet, cehennem yokmuş gibi büyük günaha girmek niye insanı dinden çıkarmasın? Çünkü sabıkan dediğimiz gibi şeytan cüz'i bir emri ademiyle insanı mühim tehlikelere atar. Emri ademi dediği
Yani şimdi Allah yoluna gitmek için takip lazım, gayret lazım, hareket lazım, faaliyet lazım. Mesela namaz kıldık değil mi biraz önce? Kalkıp abdest alman lazım. Niyet etmen lazım. İçinden namaz kılmak gelmesi lazım. Değil mi? Namazı kılman lazım. Bir sürü fiil var, icraat var. Ortaya bir şeyler koyman lazım. Ama namazı kılmamak için hiçbir şey yapmana gerek yok. Şimdi şeytana uymak mı kolay, Allah'ın peşinden değil mi? Allah yolunda gitmek mi daha kolay? Ha, şeytanın mesleği çok kolay. Hiçbir şey yaptırmayarak şeytanın değil mi peşinden götürüyor şeytan. Ha, cüz'i bir emri ademi. Şimdi ahir zamanda günahlar sel gibi. Harama bakmak mı kolay, bakmamak mı kolay? Öyle ya, bakmamak için mücadele etmen gerekiyor. Bakmak için hiçbir şey yapmana gerek yok, zaten her taraf haram. Şimdi şeytanın mesleği bu kadar kolay. İşi bu kadar kolay. Ve ehli imanı hemen her an tuzağa düşürebilecek bir vaziyette. Ha, bakın ne diyor. Hani bir adam, düşün mesela, ev yanmış. Adam da için yangının içinden sağı solu yanarak çıkmış diyelim. Şimdi evin yangınını gördükten sonra, evin son halini gördükten sonra adama der misin ya arkadaş bu kadar nasıl yandın der misin? Nasıl kurtuldun bu kadar yangından dersin değil mi? Ama evde hiçbir yangın yok. Adam evden yanmış vaziyette çıktı, ne deriz? Ya evde bir şey yok, sen nasıl yandın bu kadar dersin değil mi? Şimdi ahir zamanın bu yangınında nefislerin, şeytanların ittifak edip ehli imana ateş püskürdüğü, insanları manen kasıp kavurduğu şu yangında insanların yanıklarına, çiziklerine ne yapmayacağız? Bakmayacağız. Bu yangından nasıl kurtuldun kardeşim sen? Nasıl geldin buraya? Nasıl bu hakikate kulak verdin diye. Şimdi Ulu Cami'ye gittik bugün de. Misafirler de vardı. Birisi dedi ki ya dedi şu işte insanları, ehli dünya, namaz kılmaya gelmeyen insanlar var. Gezmeye tozmaya gelenler var. Uygunsuz giyinen insanlar var. Caminin içine dolmuşlar. Şu kapıya iki tane adam koyacaksın. Şunları dedi almayacaksın içeri dedi. Böyle olmaz ki dedi. Camiye yakışıyor mu falan. Neyse dedim ki ya adamlar dedim bak kiliseye gidebilirler, pavyona gidebilirler, bilmem diskoya gidebilirler ama camiye gelmişler ya. Ama yaralı. Hani hastaneye adam ne halde gelirse gelsin almayın şunları kapıya. Kapıya iki tane adam koyun, ağır yaralıları almayın denmez yani değil mi? Hastane burası ya. Herkes gelsin de burada iyileşsin, şifa bulsun. Biz dedim bunun yerine şuraya iki tane adam koysak, gelenlere dini tebliğ etse, gelenlerin yaralarını sarsa, gelenleri kucaklasa dese ki arkadaşlar ne güzel yaptınız, çıktınız geldiniz, her yere gidebilirdiniz, siz yiğitsiniz, kahramansınız, çünkü her türlü yol varken çıktınız geldiniz buraya değil mi? Şimdi bak bardağın dolu tarafından baksan adam oraya kadar gelmiş ya, yaralı vaziyette hastaneye kendini atmış, daha artık değil mi ayağa kalkta yürü denmez ki ya, sen artık müdahale edeceksin. Şimdi toplum bu vaziyette şu anda. Toplumun attığı bir adımı takdir edip değil mi, ayağa kaldırmaya çalışmak gerekiyor. Şimdi adam sedyede bir tane nabız atışı varsa onu kimse değil mi, morga göndermiyor. Hemen nereye? Kırmızı alana, acile. Niye? Adamın nabzı bir kere attı ya. Ümit kesilmez ki ondan. Dönebilir hayata. Hatta kalbi durduysa bile ne yapıyorlar? 45 dakika şeyi varmış onun. Kalp masaj hakkı varmış. Geri döndürebilir miyiz diye onu düşünüyorlar ya. Şimdi Allah aşkına insanların şu cesetlerinin yaşaması mı önemli yoksa ruhlarının ebedi hayatı mı önemli ya? Şu cesedi yaşatmak için ölmüş bir adamdan bile ümit kesilmezken ebediyen ruhu yaşatacak, ebedi hayatı kurtaracak bir hakikat noktasında İnsanlıktan, toplumdan ümit kesmeye değer mi ya? Öyleyse biz de ne yapacağız? Kimi yakalarsak, ne halde olursa olsun, ne vaziyette olursa olsun hemen kalp masajına başlayacağız. Manen diriltmeye, manen kurtarmaya değil mi? Çıkmamış candan ümit kesilmez.
manen onu tekrar döndürmeye inşallah çalışacağız. Cenab-ı Hak bizim gayretimizi kabul edecek, zaten hidayeti o verecek. Biz vermiyoruz ki hidayet. Biz hidayet versek başta kendimize veririz. O verecek hidayeti. Bizim gayretimizi inşallah kabul eder. Ha, şu ahir zaman neslinin, şu ahir zaman çaresizliğinin, şu ahir zamandaki derbeder, perişan, şeytanın elinde oyuncak olmuş insanlığın inşallah derdine derman yapar bizi. İnşallah. Çünkü sabıkan dediğimiz gibi şeytan cüz'i bir emri ademiyle insanı mühim tehlikelere atar. Hem insandaki nefis ise her vakit şeytanı dinler. Enteresan bir şey bakın. Yani insanda bir sürü latifeler, duygular var, kalp var, ruh var. Şimdi Kur'an var, peygamber var, değil mi? Hadisler var, irşatlar var, ikazlar var, dersler var, sohbetler var. 100 tane dersi dinlediği halde hala kabullenip de rotayı çeviremeyen insan şeytandan gelen bir vesveseyi hemen nefis ne yapıyor? Nefis şeytana hiç itiraz etmiyor. Biz değil mi Allah'tan gelen ayetlere, hadis değil mi peygamberimizin hadislerine, onca irşatlara, ikazlara karşı belki 100 defa ikaz edilsek bir kere cevap vermediğimiz halde şeytandan bir şey geldi mi nefis kayıtsız şartsız hemen kabulleniyor. Her vakit diyor nefis şeytanı dinler. Hiç itiraz yok içeriden. Hemen. Adam şimdi öyle namaza deyince yorgunum, argınım, şöyleyim, böyleyim falan. Camiye deyince virüs var. Sohbete deyince virüs var. Sahillere deyince hurra ne virüs kaldı, ne yorgunluk kaldı. Niye? Allah Allah hemen pervane gibi koşuyor insanlar. Nedir ya? Alışveriş merkezleri ağzına kadar dolu. Her tarafta insanlar. Ha, nedir bu? Virüsü bahane etme. Virüs dile gelse diyecek ki arkadaş beni bahane edip camiden kaçıyorlar diyecek. Öyle öyle. Yani virüs dile gelse inanın Cenab-ı Hakk'a bizi şikayet edecek yani. Suçu bana atıyorlar diyecek yani. Her türlü gayrimeşruya giderken, her türlü yerlere insanlar giderken hiç virüs falan yok. Derse gelirken, sohbete gelirken, camiye gelirken herkes aman tedbir almak lazım. Tedbir bizden, takdir Allah'tan. Tamam. Madem öyle o zaman camiye aldığın tedbirin tamamını alışveriş merkezine de uygulayalım. Sahillere de uygulayalım. Tatil yerlerine de uygulayalım. Otobüslere, metrolara her tarafa uygulayalım. Mesafeler, şunlar bunlar yapalım hadi. O ayrı, bu ayrı. Onlar ihtiyaç. Bu ne? Bu hobi. Bu çok da lüzumlu değil. Allah Allah ya. Yaratılış gayemiz bu ya. Bunun için varız ya. Sıralamada nereye atmışız bunu? Olsa da olur, olmasa da olur der gibi ya. İnanın kahveler, meyhaneler dolu ha. Adam terk etmiyor ha ölümüne. Virüs de var, varsa diyor ölümümüz orada olsun diyor. Öyle öyle. Ama bir insan Allah yoluna, camiye tamam tedbirimizi alalım. Ama terk etmeyelim. O zaman musibetleri daha çok üzerimize cezbetmiş oluruz. Musibete tedbir tövbeyle alınır, istiğfarla alınır, ilticayla alınır. Daha çok Allah'a, imana, Kur'an'a, İslamiyet'e sarılarak alınır. Böyle tedbir alınmaz ki. Sonra neyin tedbirini alacaksın arkadaş? Nereden engelleyeceksin yani? Öyle bir memur ki her yerden sen bütün delikleri tıka istersen ne yapıyor bir yerden? Bir yolunu bulup giriyor. Ya. Çünkü sabıkan dediğimiz gibi şeytan cüz'i bir emri ademiyle insanı mühim tehlikelere atar. Hem insandaki nefis ise şeytanı her vakit dinler. Kuvve-i şeheviye ve gadabiye ise şeytan desiselerine hem kabile hem nakile iki cihaz hükmündedirler. İşte bunun içindir ki son cümle Cenab-ı Hakk'ın Gafur ve Rahim gibi iki ismi tecelli-i azamla ehli imana teveccüh ediyor. Cenab-ı Hak bizim halimizi bilmiyor mu? Ahir zamanda günahların böyle oluk oluk boşalacağını, bizim de o günahlara girmeye ne kadar müsait olduğumuzu,
adeta ateşin karşısındaki barut gibi her an alev almaya müsait olduğumuzu Cenab-ı Hak bilmiyor mu? Ahir zamanda yaralar alacağımızı, ahir zamanda günahların içinde perişan olacağımızı bilmiyor mu? O yüzden ne diyor? Rahman ve Gafur isimlerini sonuna kadar açmış. Ne halde olursan ol diyor. Gel yeter ki teveccüh et, tövbe et, beni affedici bulacaksın diyor ya. Bizi kurtarmaya çalışıyor. Ümit veriyor adeta bize. Bak. Ya Cenab-ı Hakk'ın Gafur, Rahim gibi iki ismi tecelli azamla ehli imana teveccüh ediyor. Ve Kur'an-ı Hakim'de peygamberlere en mühim ihsanı mağfiret olduğunu gösteriyor. Ve onları istiğfar etmeye davet ediyor. Birisi dedi ki, ya tamam da beni affedeceğini nereden bileyim dedi. Hani insan enteresan ya, garanti istiyor. Ya sen tövbe et, ne yapacaksın? Yok, affedecekse edeyim. Yoksa tövben boşuna gider. İsraf olur. Beni affedeceğini nereden bileyim? Ne dersiniz? Onun alameti var mı? Göstergesi var mı? Şimdi onun ölçüsü şuymuş. Cenab-ı Hak affetmeyeceği kuluna tövbeyi nasip etmezmiş. Sana tövbeyi nasip etti mi? Öyleyse seni affedecek. O yüzden nasip etti. Ha. Cenab-ı Hak demek senden ümidi kesmemiş. Seni terk etmemiş. Öyle ya. Sana tövbeyi nasip ettiyse belli ki seni affetmek istiyor ya. Ha. Sen de sana tövbeyi nasip etti mi etmedi mi onu nereden bileceksin? Tövbe edersen nasip etmiştir. Etmezsen nasip etmemiştir ya. Bu kadar basit arkadaş. Yani seni çağırıyor adeta. Mesaj veriyor. Gel diyor ya. Ve tövbe ettiysen affından şüphe etme diyor. Ya. Çünkü tövbe ettikten sonra, samimi tövbe ettikten sonra Allah'ın affından şüphe etmek de Allah'a karşı bir hakarettir. Bir ihanettir. Sanki böyle hani onun affına, onun merhametine güvenmemek manası çıkar. Ya. O yüzden değil mi? Arafat'a gittik. Arafat Dağı'nda bize onu söylediler. Dediler ki burada tövbe ettikten sonra işleyebileceğiniz en büyük günah acaba Allah beni affetti mi diye düşünmek. Acaba beni affeder mi diye, günahlarımı sildi mi diye böyle aklından geçirmekmiş en büyük günah. Çünkü artık tertemizsin. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? İnsan şimdi şöyle bir düşünün. Üzerinde bembeyaz tertemiz elbiseli olan bir adam mı daha çok bir yerden pislik sıçramasın diye dikkat eder? Yoksa tamirci elbisesiyle gezen adam mı? Şimdi adam her taraf zaten pislik. Adam gidip çamurun içine yatar bile. Ama şöyle tertemizse o üzerine sıçrayan en küçük bir lekeden rahatsız olur. Şimdi affedildiği manasını alemine yerleşirse ben affedildim. Şimdi anadan doğmuş gibi tertemizim. Öyleyse ne yapar o insan? En küçük bir leke kondurmamak için mücadele verir ya. O yüzden bir müjde daha var. O da diyor ki hadis bu. İman dersleri için Allah için bir araya gelenler bütün günahları affolmadan dağılmazlar diyor. O yüzden buradan ayrılırken de şu meclisten, şu sohbetten, ekran başında izleyenler için de geçerli bu. Şu sohbetten ayrılırken de tertemiz, temizlenmiş, safi bir şekilde böyle bembeyaz elbiselerle ayrılır gibi bütün günahları affedilmiş bir vaziyette olduğumuzu düşünerek ayrılmak gerekiyor. O zaman da zaten daha çok dikkat ederiz. Madem temizlendik, öyleyse şu elbiseye pislikleri, kirleri, çamurları bulaştırmayalım diye. İnşallah. İşte bunun içindir ki Cenab-ı Hakk'ın Gafur, Rahim gibi iki ismi tecelli azamla ehli imana teveccüh ediyor ve Kur'an-ı Hakim'de peygamberlere en mühim ihsanı mağfiret olduğunu gösteriyor ve onları istiğfar etmeye davet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim kelime-i kutsiyesini her sure başında tekrar ile ve her mübarek işlerde zikrine emretmesiyle kainatı ihata eden rahmeti vasiasını melce
ve tahassüngâh gösteriyor ve festaiz emriyle, Cenab-ı Hak festaiz diyor, istiaze edin. Yani şeytandan bana sığının diyor ya, sizi şeytanın pençesinden başka kimse kurtaramaz. Şeytanla mücadele et, nefisle mücadele et, mümkün mü ya? Şeytanla mücadele, nefisle mücadele ancak ve ancak Allah'a iltica etmek, ona yalvarmak, ona şikayet etmekmiş. Şimdi çobanın köpekleri saldırıyor diyelim. Kangal köpekleri var ki şöyle, her biri dev gibi. Şimdi 5-6 tanesi birden saldırıyor. Sen de elleri boş vaziyette, savunmasız bir halde meydan okusan, gelin ulan, geleceğiniz varsa göreceğiniz var desen. Değil mi? 5 dakika sonra ortalık birbirine karışır, kaybeden sen olursun. Öyleyse ha, bu kuvvetler dengesi yok çünkü ortada. Dengesiz bir şey var, vaziyet var. Onlar 5 kişi, sen tek başına. Şimdi aynı vaziyet ha. Çünkü alem manada nefis köpektir. Adeta nefisler ittifak etmiş, saldırıyor. 3-5 kişi bir araya geldi mi, nefsin hoşuna giden birisi bir fikir attı mı, hemen nefisler ittifak ediyor değil mi? Çok mantıklı diyor. Arkadaş çok doğru söylüyor. Hep beraber. Ama birisi dese ki ya camiye gidelim, ibadete gidelim falan deyince, ya işte işim vardı, yan yattı, çamura battı. Her türlü değil mi, yolu deniyor insan. Şimdi nefisler hemen ittifak ediyor ve hücum ediyor. Bu vaziyette yapılacak nedir? Köpekleri çobana şikayet etmek. Çobana şikayet ettin mi? Çoban bir işaretle köpeklerin tamamını ne yapar? Dizginler, seni onların şerrinden kurtarır ya. Bütün nefis dediğimiz köpeklerin çobanı, yani dizginleri elinde olan zat, onlara yaratan, onları dizginleyen ancak Allah'tır. Öyleyse devamlı nefsin şerrinden kurtulmanın yolu devamlı istiğfar, devamlı tövbe. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam günahsızdır. İsmet sıfatı var. Ama sünneti nedir biliyor musunuz? Günde en az 70 defa tövbe istiğfar. Kimin için bu? Bizim için ya. O var ya, adeta böyle kalkan gibiymiş. Hani oklar hücum ederken adam kalkanla ne yapıyor? Okların hücumundan kendini kurtarıyor ya. Manevi bir kalkan oluyormuş. Deneyin bunu. Şöyle evden çıktınız, çarşıya doğru giderken, tehlike var, günahlar var her tarafta. Şöyle 70 kere, en az 70 kere tövbe istiğfar çekerek gidin. İnanın adeta böyle manevi bir kalkan içinde günahların size işlemediğini hissedeceksiniz. Hakikaten de öyle. Niye? Çünkü bir yandan günahından tövbe ederken aynı anda günaha girmeyi istemek olmaz. Yani sen şimdi ileri doğru gidiyorsun, aynı anda geri vites almak olur mu? Şanzımanı dağıtırsın. Şimdi onun gibi. Yani o anda sen istiğfarla meşgulsün. Kendini affettirme arzusu içindesin. Şeytan sana daha yeniden günaha girmeyi teklif etmez. Zaten kendini zor affettiriyorsun tekrar tekrar istiğfarla, tövbeyle. Bak bu da bir taktikmiş aslında. Sünnette bir taktik var. O yüzden 26. sözün sonunda bir ifade var. Onu da söyleyip bitireceğim. Diyor ki, dua ve tevekkül meylanı hayra büyük bir kuvvet verdiği gibi, hayır meyillerine, içeriden gelen hayırlı meyiller, arzulara dua ve tevekkül büyük bir kuvvet veriyormuş. Çok dua eden insan hep hayırda koşar. Çünkü o hayır meyillerini canlandırıyormuş. Tövbe ve istiğfar da diyor, meylanı şerri keser, tecavüzatını kırar diyor. Çok tövbe eden insanın da içinden günah işleme arzusu kolay kolay gelmez. Daha içerideyken, meyil safhasındayken, daha çekirdek halindeyken onu kırıp, onu öldürüp, onu kesip, onun tecavüzatını kırıyor. Hani bir ağacı filizken sökmek daha kolay. Çekirdekken öldürmek daha kolay. Ama ağaç olduktan sonra sökmek, öldürmek, değil mi? Yılanı yeni dünyaya gelmişken öldürmek, başını ezmek kolay. Ama büyüdükten sonra artık o seni yutar değil mi? Allah muhafaza. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.